Değerli konuklarımız, Türk gelenek göreneklerinde gerçekten uzun uzun sofralar kurulur. Hep birlikte yemek yeriz, soframız bereketli olsun deriz. Bereketli topraklardayız, Çukurova'da diyoruz. Şenlikler olsun, güzellikler olsun. Gelin sofraları olur, düğün davetleri olur. Orada güzel konular konuşulur, memleket kurtarılır, kız istenir, her şey olur. Ah o sofraların dili olsa diyoruz. Engin Aymet'e, Tamar Taşçıoğlu, Ömer Bozyapı alkışlarınızla lezzet sahnemize davet ediyorum bu konuyu konuşmak için. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Biz de çok iyiyiz, sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Vallahi bu kadar coşkulu halkı görünce bir arada... Harikalar. Mutlu olmamak mümkün değil, herkes hoş geldi. Teşekkür ederiz, ayaklarınıza sağlık. Adana Lezzet Festivali için neler söylemek istersiniz? Ömer Şef'im. Ben, yani şimdi Türkiye'de birçok şehirde lezzet festivalleri yapılıyor gerçekten. Fakat şu son özellikle 5 sene içerisinde geleneksel Türk mutfağı ve Anadolu mutfağının dünyada ciddi anlamda öne çıkıyor olması ve dünyadaki bilinen bütün şeflerin bu Anadolu mutfağına yöneliyor olması çok önemli bir şey. Tabii burada Adana Lezzet Festivali çok büyük önem taşıyor çünkü gerçekten Türkiye'deki mutfaklar içerisinde çok özel yeri olan bir mutfak Adana ve böyle festivallerin yapılması... halk içerisinde farkındalık sağlanması, yani sadece Türkiye için demiyorum, bütün dünya için farkındalık sağlanıyor olması çok güzel bir şey. Ve gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuş. Buraya gelen herkesi, bütün halkı yapan herkesi, organizasyonu düzenleyen herkese gerçekten ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir organizasyon. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Engin Bey, geçmişten geleceğe kültür, miras, mutfak dedik. Evet. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Gerçekten kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onun için festivalimizde bu ana temayı gerçekleştirdik. Sizin görüşleriniz bizler için çok değerli. Çok teşekkür ederim. Miras, konu miras bu sene. Konu miras olunca, kültürel miras olarak yemek olunca Adana doğal olarak diğer bütün yemek festivalleri arasında en öne çıkan şehirlerden biri. Neden? Çünkü tarih içerisinde bu bereketli topraklara adını bildiğimiz bilmediğimiz birçok medeniyet gelmiş buraya ev yurt olarak kabul etmiş. Devletler bitiyor, tarihte kültürler değişiyor, o oluyor bu oluyor ama yemek kültürü üst üste birike kocaman bir Adana mutfağı oluşuyor. Bugün yediğimiz yaptığımız yemeklerin içerisinde bu var. Bu kalabalığı görünce şunu görüyorum ki diğer festivallerden farklı olarak Adana halkı mirasına sahip çıkıyor. Yani burada olmanız çok önemli. Onun için her birinize kocaman bir alkış. Çok teşekkür ediyoruz. Tamar Hanım, sofralar dile gelse diyoruz. Bir hanım olarak sofraların ne kadar önemli olduğunu, özendiğimizi, canla başla çalıştığımızı, misafirlerimize en iyi şekilde ikramlar yapmak istediğimizi biliyoruz. Bu kültürümüzde, geleneğimizde, göreneğimizde var. Siz bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi burada şu çok önemli. Bir kere sofra hepimizi bir araya getiren, birleştiren en önemli unsurlardan biri. Sofra adabı diye bir şey var değil mi? Kesinlikle. Yani işte misafirlerden önce oturmamak, önce misafirlere ikramlarda bulunmak, o sofrayı layığıyla hazırlamak, o lezzetli yemekleri günler öncesinden planlayarak bir araya getirmek ve o süslemeyi yapmak çok kıymetli. Bu zaten bu topraklarda var olan bir şey. Biz sofralar dile gelse olarak ne yapıyoruz? Biraz ondan çok kısa bahsetmek istiyorum. Ben hatta sizleri şefimin mutfağı alıp sizleri sohbete sizleri sohbete davet etmek istiyorum. Hem zaman kazanalım. Aynen öyle. Aynen. Hem de bu güzel anlamlı konumuzu konuşalım. Evet. Sofralar dile gelse bu topraklardaki farklı kültürlerin yemek üzerinden, sofra üzerinden anlatımını yapıyor. Çünkü pek çok kültür bir arada yaşadık bu topraklarda. Hala yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla çok zengin değil mi? Hep bir mozaikten bahsediyoruz. Dolayısıyla
kültürlere, her kültürün bu mutfağa, bu sofraya kattığı değerlere sahip çıkmalıyız. Biz de bugün Ömer Şef bizlere bugün birbirimize çok yaklaşmıyoruz. Mesafeli duruyoruz. Mesafeli. Teknik sebeplerden dolayı. Birbirimizi çok seviyoruz ama mesafeli davranıyoruz. Duralım. Peki bugün Ömer Şef böyle şahane bir yemek hazırlayacak bize. İçinde bolca bu topraklara ait baklagillerin olduğu, daha doğrusu buğdayın ve nohutun olduğu, birazdan bahsedecek size. Özel günlerde sizin de söylediğiniz gibi sahneye çıktığınızda düğünlerde, derneklerde, cenazelerde, efendim mesela bayram sofralarında mutlaka olmazsa olmaz. Dolayısıyla herkesin evinde pişen yemekler bunlar. Anlamı çok büyük. O yüzden bugün birazcık böyle geçmişe gideceğiz, geleceğe geleceğiz tekrar geri. Çok keyifli. O zaman ben sahneyi ve sözü sizlere bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok mersi. Çok teşekkürler. Şimdi hepinizin çok iyi bildiği bir yemeği yapıyoruz. Çünkü hepinizin evinde pişiyor. Yani yeni bir şey yapmayacağız. Sürpriz bir şey yok. Nedir? Etli dövme pilavı. Şimdi eminim buradaki hanımefendilerin her biri bunu mükemmel bir şekilde, hatta belki beyefendiler, artık biliyorsunuz kadın erkek ayrımı yok, herkes mutfakta. Bu pandemi sonrasında hepimiz şef olduk. Onun için ben de yapıyorum. Ama esas uzman olarak burada şefimiz Ömer Bozyap var. Bu yemeği bizim seçme sebebimiz şu. Niye bildiğiniz bu yemeği yapıyoruz? İçindeki en önemli iki malzemesi buğday ve nohut. Bu iki malzeme buraya ait. Anadolu'nun özellikle bu yöresinden itibaren doğuya doğru bütün dünya buğdayla ekmek, bugün dünyada ekmek yenmeyen yer yok. Ama nohutun en çok işlendiği, en çok bilindiği, en değerli olarak kullanıldığı ülkede yaşıyoruz. Buna coğrafyanın gelen diğer kısımlarında da benzer bir durum var ama burası, bu yemek bu manada çok önemli. Neden? Konu eğer mirassa, buğday ve bulgur bizim en eski miras malzememiz. Şimdi mirasın şöyle bir şey var. Miras varsa miras yiyenler var. Hepimiz burada kültürel manada bir miras yiyeceğiz. Mirası har vurup harvan savurup değerini bilmezsek biter. Ama mirasımıza sahip çıkarsak yarına da mirası bırakma imkanımız olur. Onun için evlerinizde böyle dışarıdan gelen bir takım böyle kültürel dışalımlarla aldığımız yemekler var yeni yeni. Çocuklarımız hamburgerle falan besleniyor. Karşı değilim, o da olsun ama bu evinizde etli dövme pilavını pişirmekten asla vazgeçmeyin. Bu yarına da kalsın. Çünkü yarındakilerin ne yiyeceği bugün siz belirlemiş oluyorsunuz. Çok fazla böyle lecture verir gibi olmayayım ama şefim. Evet, ne yapıyoruz? Nereden başlıyoruz Ömer Şef? Nereden başlıyoruz? Yani ya şimdi şöyle bir şey söyledim. Uzman dedin de şimdi bu yemek öyle bir yemek ki evlerde pişen bir yemek. Evet. Şimdi evlerde piştiği için bu yemeklerin asıl uzmanları ev hanımları. Gerçekten tabii. Gerçek anlamda sizlersiniz. Şöyle bir şey, bu tabii çok çok özel bir yemek. Çünkü düğünlerde yapılan bir yemek. Ve burada asıl Engin Bey de bahsettiği gibi vurgulanmak istenen şey buğday ve nohutun kullanımı. Şimdi çok fazla uzatmak istemiyorum. Biz nasıl yapıyoruz bu yemeği? Etimiz var. Etimizi ilk önce biraz kavuruyoruz tencerede. Daha sonradan bir gün önceden ıslanmış buğdayımız var. Burada buğday gerçekten çok farklı çeşitleri var. Farklı yerlerde çok fazla kullanılıyor. Ve aslında medeniyetin yapı taşlarından bir tanesi buğday. Ve nohut aynı zamanda. Yani şu Anadolu topraklarında nohut gerçekten çok çok önemli. Ve dünyada her yerde kullanılan ürün aslında dünyada ilk olarak Anadolu'da ve bu bölgede ortaya çıkmış nohut. Yani milattan önce 6000 yıllarına kadar dayanıyor nohutun tarihi. Ve ilk defa bu bölgede ortaya çıkmış. Ve o günden beri bu topraklarda yaşayan bütün kültürler nohutu kullanmışlar. Ve biz de onların mirasçısı olarak biz de ciddi anlamda nohutu yemeklerimizde kullanıyoruz ki bugün bütün dünya mutfaklarına yayılmış durumda. O yüzden bu mirasımıza çok çok iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle nohuta, buğdaya çok çok iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Biz de o yüzden bu yemeği yapıyoruz burada. Düğünlerde yapılan bu yemeği.
Bir gece önceden ıslatmış olduğumuz buğdayımızı, buna şey, dövme ismi de veriliyor, yarma ismi de veriliyor, aşurelik buğday da deniliyor. Buğdayımızı, etimizi kavurduktan sonra etimizle birleştiriyoruz. Daha sonra içerisine et suyumuzu koyuyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Daha sonra lezzetlendirerek tuzumuz, biberimizi koyuyoruz. Nohutumuzu ekliyoruz. Bir gece önceden gene ıslanmış ve haşlanmış nohutumuzu ekliyoruz. En sonda yemeği servis ederken yağımızı kızdırıyoruz. Üzerine dökerek servis ediyoruz. Dediğim gibi bu bir topluluk yemeği, bu bir düğün yemeği. İnsanlar bu yemeği gerçekten severek yediklerine inanıyorum. Evet, Adana sahip çıktı. Evet. Harika ya. Düğün dernek seviyoruz biz. Evet, düğün evet. Dernek seviyoruz. Ya hava sıcak, insanlar sıcak, yemekler harika. Şimdi Adana'ya gel de yemek yeme, imkansız bir şey. Vallahi birkaç gündür buradayız. Gittiğimiz her yerde büyük bir konukseverlikle karşılaşıyoruz. Nasıl teşekkür edeceğimiz bilinmez. Evet, normalde çok uzun sürede pişen bir yemek bu. Yani daha uzun sürede pişen bir yemek. Fakat biz burada sahnede tabii çok kısıtlı bir zamanımız olduğu için buğdayımızı, nohutumuzu daha önceden hazırladık. Şimdi etimiz de kavrulmak üzere. Ömer şefim, soğan yok değil mi? Evet, bu yemekte soğan yok. Bu yemek hızlı yapılmasından ziyade burada buğdayın, nohutun, etle birleşmesi. Aslında evet. Bütün Anadolu'da çok fazla kullanılan bir ürünler, çok fazla kullanılan ürünler ve bu ürünlerle birçok yemek yapılıyor. Hemen hemen her bölgede bir yemek yapılıyor. Fakat burada teknik olarak en farklısı Adana'da yapılıyor. Nedir? Yani bu yemeğe baktığın zaman Ege bölgesinde veya işte İç Anadolu bölgesinde keşkek adı altında daha etle beraber dövülerek yarma yapılan bir yemek. Fakat evet. Burada Adana'da çok farklı, yani başka Anadolu'daki diğer şehirlerde olmayan bir tarzda yapılıyor. Nedir? Burada buğday daha bütün bırakılıyor, daha diri bırakılıyor. Ve o şekilde et de parça parça daha belirgin oluyor, göz önünde oluyor. Herhalde bu da Adanalıların ete olan sevgisinden kaynaklı. Muhtemelen, eti evet. Parça parça, evet, dövmüyorlar. Evet. Sevdikleri için dövüyorlar. Ben size yardımcı olmak isterim. Tabii. Dökecek miyiz? Evet, şimdi etimiz kavruldu yavaş yavaş. Daha önceden ıslatmış olduğumuz buğdayı karıştırıyoruz etle bir güzel. Tatlar tabii birbirine geçiyor değil tabii mi? Tabii burada çok çok önemli bir şey bu. Nasıl bir et kullanıyoruz peki? Onun tabii şimdi şey... Adana dediğimiz zaman yani kuzu etinden başka bir et düşünmemizi aynen, anlamı öyle. Yok yani. Burada evet. Kuzu parça eti etle beraber yapılıyor. Ama tabii günümüz şartlarında artık bu çeşitli şekillerde, çeşitli etlerle yapılıyor ama evet. İşin temeline baktığımızda tabii ki de kuzu eti kullanılıyor. Evet, şimdi yavaş yavaş et suyumuzu ekliyoruz. Evet. Et suyu eklediğimiz zaman tabii lezzete lezzet katıyor muhtemelen. Tabii değil tabii mi? Tabii tabii, çok su önemli. Su eklemek bir şey. Yerine et suyu ekliyoruz. Tabii. Aslında bu şimdi et suyumuzu ekliyoruz ama bu yemeği normalde yaparken tabii daha hızlı yapacağımız için normal su da kullanılıyor. Çünkü zaten et uzun sürede pişeceği için buğdayla beraber tabii suyunu da bırakacak. O kendisi bir lezzet bırakıyor. Biz bir parça et suyumuzu ekliyoruz. Size yardımcı olabilir miyim? Aslında burada tabii. Doğranacak herhangi bir şey var mı? Burada şu an için yok. Peki. Biraz yemeğimizi pişmeye bırakacağız. Domates evet. Kullanacağız değil mi? Domates aslında domates yani bu yemekte domates yok. Bu yemekte salça yok. Bu yemekte soğan yok. Yok peki. Bu yemek gerçekten mümkün olduğu kadar az malzemeyle mümkün olan en büyük lezzeti yaratmak üzerine toplu yemeklerde yapıldığı için bu düğünlerde 5 kişi 10 kişiye yapılmıyor. Bu yemek bir düğünde 500 kişiye belki 1000 kişiye 2000 kişiye yapılıyor. Kazanlarda özellikle tabii Adana gibi bir yerde. O yüzden
mümkün olan en az malzemeyle en büyük lezzeti yakalamak amaç. Budayımızda. Evet. Biraz pişmeye bırakıyoruz. Kısık ateşte. Etimiz pişerken biz sunumumuzu hazırlayalım. Evet, burada domatesi, biberi ve turşumuzu, yani Adana'nın güzel turşularını bu yemeğin yanında sunum yaparken kullanacağım. Yaptılar. Sonra da Tayyar Bey sağ olsun biraz daha imkan verdi gençlere öncelik vermek için. Sahnede bizim için yer aldı. Baharat olarak bir şey koyuyor muyuz tuzun dışında? Şimdi tuz, karabiber zaten bir denge için, bir lezzet için mutlaka tuz karabiber ekleyeceğiz. Ama en son asıl bu yemeğin can alıcı noktası olan tereyağımızı kızdırırken tabii ki de bir parça pul biberle beraber kızdırıp yemeğin üzerine serpip öyle servis edeceğim. Evet. Ama tabii bu yemekler toplumun mal olmuş yemekler olduğu için her evde farklı tarzda pişirilebiliyor. Her evin kendine özgü bir tarzı, bir şekli olabiliyor. Ama genel itibariyle baktığımız zaman, teknik anlamda baktığımız zaman tabii yani en önemli noktası bu yemeğin. Biraz önce dediğim gibi en az malzemeyle mümkün olan en büyük lezzeti yakalamak ve mümkün olduğu kadar çok insana bu lezzeti tatlı aynı anda verebilmek. Evet. Besin değeri de bu durumda çok tabii, önemli. Tabii tabii, burada besin değeri zaten nohutumuz, buğdayımız zaten başlı başına iki tane unsur. Evet. Evet, bu... Şimdi biz teflon tencereler vesaire kullanıyoruz ama o zaman muhtemelen işte bakır tencerelerde belki pişiyordu bu yemekler. Muhtemelen bakır kullanılıyordu. Değil mi? En sağlıklı olduğu için diye tahmin ediyorum. O zaman belki de çok daha böyle lezzetli, çünkü daha da belki uzun saatler pişeceği için, değil mi? Tabii. Yani çok daha uzun süre kısık ateşte, odun ateşinde çok daha yavaş yavaş pişirilen yemekler olduğu için çok daha keyifli oluyordu muhtemelen. Bakalım. Zaten yemeği böyle harlı ateşte pişirmek yerine böyle orta ateşte ya da az ateşte pişirildiği zaman daha da böyle tadını salıyor, değil mi? Tabii. Suyuna, lezzetini bırakıyor. Şimdi bizim mutfakta her zaman söylediğimiz bir şey var. İyi yemek aceleye gelmez. Lezzetli yemek aceleye gelmez. İyi bir şey yemek istiyorsan, gerçekten lezzetli bir şey yemek istiyorsan sabretmen gerekiyor. Doğru. Bu çok önemli bir şey. Bir an önce yapayım, pişireyim, güzel, lezzetli bir şey olsun diye uğraşırsanız günün sonunda bir yerde mutlaka bir açık verirsiniz. Evet. O yüzden bu sabır gerektiren bir yemek. Diğer bu tarz yemeklerde olduğu gibi. Evet, nohutumuzu da ekledik. Yavaş yavaş yemeğimiz pişiyor. Bu ciddi sırada bir besin değeri var bu yemeğin. Çok ciddi. Ya düşünsenize, düğünde bu yemek yapılıyor ve dağıtılıyor. Ve o düğün belki yani saatler sürüyor. Belki yani gecelere kadar devam ediyor. Ve insanlar bu yemekte hem lezzetli hem enerji dolu. Tabii. Bir besleyici. Evet, besin değerini almış oluyorlar. Evet. Evet, Engin Bey, biraz şeyden bahsedelim mi? Bu sofralar dile gelsin, yemeğin birleştirici noktası, ya özelliği. Evet, bizim böyle bir isimde bir oluşumu başlatma sebebimiz, her yemeğin bir hikayesi var. Yani yemekleri hem coğrafyanın verdiği ürünleri değerlendirmek biçiminde öyle almak gerekirse, bir yandan da ne amaçla yapıldığı, nerede yenildiğiyle de alakalı. Birçok yemek var Anadolu'nun içerisinde. Tarih içinde birçok inançtan kültür yaşadı ve onların dini günlerinin de getirdiği bir takım gereklilikler var. İşte et yenilmeyen günler var bazı inançlarda. Bazı inançlarda bazı etleri yemiyor. Mesela biz Müslüman olarak, Yahudiler de öyle, domuz yemiyoruz. Halbuki domuz çok kolay ulaşılabilen bir et olmasına rağmen bize mekruh, dolayısıyla yemiyoruz. Daha az etli, daha çok bakliyatlı, daha çok sebzeli yemeklerimiz var. Bunların her birinin bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu için her sofranın bir hikayesi var. Her yemeğin bir hikayesi var. Biz bu hikayeleri araştırıyoruz. Bunlarla alakalı bulgularımızı, öğrendiklerimizi not ediyoruz. Unuttuklarımızı hatırlıyoruz. Hepsini sonra birleştirdikten sonra da kurduğumuz sofralarda misafirlerimizle paylaşıyoruz. Maksat
geçmişimizle olan bağımızı sıkı tutmak. Yani yarına miras bırakacaksak eğer, o miras işte bugün çıkacağımız, sahip çıkacağımız kültürümüz. Bu kültüre sahip çıkacağız ki yarınlara aktarabilelim. Dünyanın büyük mutfakları arasında olduğumuzu biz biliyoruz ama dünya çok farkında değil henüz. Bu etkinlikler bu manada çok önemli. Ürünlerimizi dışarıya çıkartmış oluyoruz, ortaya koymuş oluyoruz. Yabancı şefler, misafirler oluyor. Onlar da öğreniyorlar. Burada öğrendikleri teknikleri, burada öğrendikleri, gördükleri malzemeleri buradan giderken yanından götüren birçok şef biliyorum. Yanında nar ekşisini götürüyor. Evet efendim, sumak götürüyor. Orada yemeklerde kullanmadıkları ürünler bunlar. Baharatlarımızın bazıları, orada kullanmadıkları baharatları burada görüp öğreniyorlar. Bunu oraya taşıyorlar. Gittikleri yeni ülkelere taşıyorlar. Böyle böyle kültürümüzü daha da geniş alanlara yayma imkanımız oluyor. Ya bunda benim de bir şeyim olsun, şöyle ben de bir karıştırayım. Evet. Çünkü Ömer'in yanındayken pek elimi süremiyorum böyle şeyler ama mesela ben evde mümkünse yemeği kendim yapmak isterim. Hanım sorar bazen, telefon açar, ne yapayım diye. Ben geliyorum hayatım, dur ben bir şeyler aldım falan filan diyorum. Söylemiyorum hazırlık olmasın, ben yapayım diye. Eşim de çok güzel yemek yapar ama bunun bir de yemek yaparken insanı böyle rahatlatan bir özelliği var. O bakımdan. Terapi gibi. Nasıl? Terapi gibi. Evet, bir çeşit terapi. Günün yorgunluğunu atıyorum. Ben yemek yapar, ya çok yorgunum, bugün yemek yapmayacağım dediğimi hatırlamam. Onun için sanki bir şey yapıyormuş gibi huzurunuzda karıştırıyorum. Şefim yaptı halbuki yemeği. Evet. Allah'tan yalnız gelen pirinç değil, parçalanmıyor. Şahane. Buğdaya hükmümüz geçmiyor. Rahat rahat karıştırıyorum. Ya, hayır, günün sonunda yemeği karıştırdım. Yemeği ben yaptım demeyin de. Ha, evet doğru. Akşam yemeği ben yaptım. Tuzunu mu koysam, ne yapsam sana inat? Olabilir olabilir, tuzunu koyayım. Şaka. Diyorum ya artık şey olduk, hepimiz şef olduk. Hanımların elinden bu hakimiyeti alacağız galiba, öyle gözüküyor. Evlerde de yok. Oo çok zor. O zor çok değil zor, mi? O çok zor, evet. Ama yardımcı olun, iyi olur tabii yani değil mi? Şimdi buradaki bulaşağı. Hanımlar bulaşağı. Ne düşünüyor bilmiyorum ama beyler biraz mutfağa girse iyi olmaz mı sizce? Şahane. Bak, giren gençlerimiz var. Süper. Harika. Valla hanımlar günün sonunda erkekler mutfağa girsin istiyorlar ama mutfağı temizlesin de istiyorlar. Arkalarından birilerinin evet. Gelip de... Kesinlikle. Ya bizim mutfağımızın bir güzel tarafı var. Aslında geriye çok fazla çöp bırakılmıyor. Bir yemeği yaparken kullanacağımız ürünlerin sağa solu artık kalmıyor. Yani biberin sapı kalır. İşte maydanozun belki... Eğer doğramak istemiyorsanız sap kısımları kalır falan. Onun haricinde genel olarak geriye çok fazla bir şey bırakmıyoruz. Artık bırakmıyoruz. Bulaşık konusunda da bu bize de kolaylık sağlıyor olabilir. Yabancı yemek teknikleri içerisinde çok bazen güzel gözüküyor hemen. Çok fazla sos vesaire karışımlar olduğundan dolayı oralarda daha çok atık veyahut da pislik kalabiliyor arkada bir... İz bırakabiliyorsunuz yaptığınız yemekle alakalı ama bizim öyle bir avantajımız var. Evet. Nedir durumumuz evet. Orada? Evet, bir hayli karıştırdım. Neredeyse suyumuzu çekmiş durumda. Artık yavaştan sunuma geçilebilir. Tuzumuzu biberimize ekleyeceğiz. Bunu hafifçe sıcağa alacağız. Şöyle yapalım. Keşke yükselen kokuları da duyabilse evet, misafirler. Ve buradaki herkes biliyor muhtemelen evlerinde yaptıkları için. Şöyle o. Evet. Lezzetlendirme de tamamlandı. Lezzetlendirme ama tabii ki de her zaman servis etmeden önce mutlaka ilk önce tadına bakmamız gerekiyor. Yani her şefin mutlaka servis ettiği şeyin tadını biliyor olması lazım. O yüzden şimdi ben de bir tadına bakacağım. Evet, müsaadenizle bir tadına bakmak durumundayım. Evet, gayet güzel. Biz şimdi boynumuzu büküyoruz. Nasıl? Güzel mi? Yok yok, gerçekten çok güzel. Fakat inanın ki Adana'nın soğuk günleri diyorlar bugünler ama ocağın başında da durduğunuz zaman
sıcak günleri de aratmıyor burası. Evet, yemeğimiz neredeyse hazır. En son en kritik noktaya geldik. Tereyağımızı. Tereyağı, biber. Bir pul biber cızlatıyoruz değil mi? Evet. Şefim, bu eldivenlerin siyah olmasının özel bir sebebi var mı? Aslında siyah olmasının özel bir sebebi, yani şöyle, siyah mutfakta kullanılmaz. Mutfakta kullanılacak tek renk eldiven var. O da mavi renkte. Neden mavi renkte? Çünkü beyaz da kullanılmaz mutfakta. Aslında bana sorarsanız eldiveni mümkün olduğu kadar az kullanmaya çalışıyorum. Çünkü çok sağlıklı bir şey gibi değil ama doğru kullanılırsa sağlıklı. Yani nedir doğru kullanımı? Yemeği yapmaya başladığınız an, mutfağa girmeye başladığınız anda elinize eldiven takıp son ana kadar o eldivenle geçirirseniz çok sağlıksız. Ama atıyorum bir çiğ eti ile işiniz var. O sırada sadece çiğ eti harmanlayacaksınız. Eldiveni kullandınız, çıkardınız, attınız. O zaman tamam eldiven. Ama ben bütün yemeği bir eldivenle başladım, onunla bitireyim derseniz o zaman çok sağlıksız hale geliyor. Tabii. Mavi kullanılmasının sebebi de doğada mavi renkte herhangi bir ürün olmadığı için ya da çok çok az veya bizim mutfağımızda da yok. Olmadığı için herhangi bir parça eldivenden koptuğu zaman o yemeğin içinde mavi renk çok belirgin olarak ortaya çıkacaktır. Fark ve edin. Onu orada göreceksiniz. Yani o yüzden herhangi bir bulaşma olmayacak ama siyah olursa ya da beyaz olursa o yemeğin içerisinde başka bir malzeme, madde olup olmadığını anlayamazsınız. O yüzden mutfaklarda kullanılan eldivenin mutlaka mavi renkte olması gerekiyor. Bir de çok böyle önemli. Bir deyim vardı, böyle işte elinin lezzeti var. Birinden bahsederken aynı malzeme, aynı ürünleri önüne koyuyorsun. O da yapıyor, ben de yapıyorum. Onunki benimkinden lezzetli oluyor. O zaman ona onun eli lezzetli falan derler. Şimdi eldivenin lezzeti olmaz herhalde. Eldivenin lezzeti olmaz, evet. Maalesef. Onun için bilmiyorum. İnsan en azından evinde kendi ailesi için yemek yapıyorsa, yemek yapmaya başladı, elini de yıkadıysa eldiveni hiç kullanmasa daha iyi galiba. Yani tabii eldiveni ev için söylüyorum. Yani evde yapılan yemekler dünyanın en güzel yemekleri oluyor. Ev hanımlarının yaptığı yemekler gerçekten dünyanın en güzel yemekleri oluyor. Neden? Çünkü yani ben de mesela bana soruyorlar nedir sır diye. Benim en büyük sırrım herhalde şeydir. Bugüne kadar binlerce tabak yapmışımdır. Binlerce yemek yapmışımdır. Fakat hiçbirini bir başkası için yapmadım. Yaptığım her yemeği kendim için yaptım. Sanki kendim yiyecekmiş gibi yaptım. Öyle insanlara ikram ettim. Bu çok çok önemli bir şey. Çok. Zannedersem ev hanımlarının gerçekten çok güzel yemek yapıyor olmasının sebebi de o. Çünkü yaptıkları yemeği kendileri için yapıyorlar. Çocukları için yapıyorlar, eşleri için, dostları, akrabaları için. Gerçekten değer verdiği kişiler için yaptığı için çok lezzetli oluyor. Ona inanıyorum ben. Sevgimizi katıyoruz. Evet. Bu arada yemeğimiz evet pişti. Kokular yükseliyor. Son turşularımızı da keselim. Tavamız da ısınıyor. Tavamız da ısınıyor. Şimdi yağımızı da içine atalım. En pilavdan son duman çıktığı için o acaba şey mi diye merak ediyorum. Onu bir ısınıyormuş ya. Karıştıralım. Tabii. Hepsi açık. Tabii. Öyle mi? O ben suyunu biraz daha bıraktım. Evet. Diye öyle bıraktım onu. Şimdi tereyağımız eriyecek burada. Evet, tereyağı gerçekten çok tereyağı büyük fark yaratıyor. Evet, bu tereyağı da bu yöreye özgü bir tereyağı herhalde. Galiba çok gerçekten güzel kokuyor. Farklı bir kokusu var, farklı bir aroması var. Evet, alalım yağımızda. Nasıl kendime hakim oluyorum? İlla bir tavanın sapını falan tutuyorum bundan böyle. Evet, malzemelerimiz hazır. Ömer'e çıraklık yapa yapa bir yan ucundan bir şeyler böyle yamak mamak falan diyeceğim. Ondan sonra bilmiyorum artık. Aa, çok güzel kokuyor değil mi? Çok da özendirmeyelim. Koklayanı var, koklamayanı var şimdi. Evet. Herkes yapıyor bu yemeği muhtemelen evinde özel bir günde. Evet. Ya yemek ne kadar önemli ama. Yani bakıyorsunuz düğünde. Hayatımızın her noktasında yemeğimiz var. Yani düğünde yemeğimiz var. Cenazede yemek yiyoruz. Toplantılarda yemek yiyoruz. Bayramlarda yemek yiyoruz. Yılbaşında yemek yiyoruz. Yani yemek o kadar kuvvetli bir iletişim. Mutlu oluyoruz, yiyoruz. Hüzünleniyoruz, yiyoruz. Değil mi? Evet. Yemekteyken yemek konuşuyoruz. Aynen evet, öyle. Her duyguda bir yemek var. Ya öğle yemeğinde akşam ne yiyeceğimizi konuşuyoruz. Yani o noktadayız.
Evet, akşam yemeğinde de yemekten sonra ne yesek diye konuşuyoruz. Özellikle Adana'da herhalde bu daha çok konuşuluyor. Kesinlikle. Nasıl güzel gözüküyor, ellerinize sağlık. Teşekkürler. Evet. Sohbetinize doyamadık. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Oh, kırmızı biber de geldi. Oh, mis gibi. Bu yemeğin makyajı. Evet, son artık bitirmek üzereyiz. Yemeğimizi de yapıp servisimizi yaptıktan sonra. Evet, bu da yemeğin en can alıcı noktası. Yağımızı kızdırdık. Tabii ben burada biraz pul biber ekledim. Adana'da olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Yağımızı da ekledik. Onu karıştırıyoruz. Üf, kokuları muhteşem gerçekten. Yağını da ekledikten sonra ocaklarımızın altını artık kapayabiliriz. Bakalım. Ömer şefim, ellerinize sağlık. Vallahi. Buram buram. Mis gibi kokuyor, mis gerçekten gibi kokuyor. Çok güzel. Adanalıların eline sağlık bence. Gerçekten çok çok güzel ve keyifli bir yemek. Ya gerçekten Adanalılar ne yiyeceğini biliyorlar. Lezzetten gerçekten çok iyi anlıyorlar. Siz nerelisiniz? Ben İstanbulluyum. Ben bayağı İstanbulluyum yani. Çok eski İstanbul diyebilirim. Evet, porsiyonlarımız da Adana'da. Ne kadar bol tutmamız gerektiğini daha iyi anladık. Evet. En son güzel turşularımızı. Yeme de yanında yat herhalde, böyle bir şey olsa tam gerek tabiri, diye düşünüyorum. Evet. Müthiş. Bir de elleriniz dert görmesin. Gerçekten çok evet. Güzel gözüküyor. Temizlikle tamamlanıyor. İşlem tamam. Eskiden bir deyim vardı. İnsanlar birbirini sofrada tanır diye. Bir de gezide. Turizmin bittiği zaman, pandemi döneminde hepimiz evimizde oturduk. İnsanlar birbirini sofrada, yani aile içi sürekli evde otur, yemek yap, ekmek yap vesaireden. Bu sayede Türkiye'de yemek yemeyle alakalı heyecan daha da bir arttı sanki. Adana'da olduğumuz evet, belli Adana'da olsun. Acı kırmızı biberlerimizle. Acı biber olmazsa olmaz. Koyduk. Şöyle şuraya koyayım burada. Ömer şefimizin ellerine sağlık. Muhteşem bir tabak oldu. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Adanalıların eline sağlık. Evet. İyi ki Adana geldiniz. Adana kültürüne sağlık diyelim. Evet. Hı-hı. Herkese çok teşekkür ediyoruz burada oldukları için. Adana gerçekten çok keyifli. İnsanıyla, gördüklerimizle, yediklerimizle, içtiklerimizle çok güzel bir festivaldi. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetliydi, çok güzeldi, keyifliydi sahneniz. Hoşça kalın. Can kulağıyla dinledik. Günün anlam ve önemi adı altında. Valiliğimiz adına size bir hediyemiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tam Tamar'ın eline saldıracaktım. Ömer, Ömer şefim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.